konuşmam lazım. Yoklar, hastaneye gittiler. İnanmıyorsan içeriye geçip bakabilirsin. Kimse yok ama. Kusura bakma be kardeşim, inanmaz olur muyum? Estağfurullah. Sağ olasın. Çınar Bey'le konuşmak gerekir. Yani Toprak Hanım'a böyle davranarak hiçbir yere varamaz. Engin Bey, adam normal değil ki. Hani kocası olmazsa kızın canına falan kastediyor diyeceğim ben yani. Ya bir de ben sana bir şey söyleyeceğim. Toprak beni Ürgüp'e götür teyze diye tutturdu. Sana danışmadan bir şey de diyemedim. Ama sen de müsaade edersen hani gidelim diyorum ama. Yani iyi olur aslında. Buradan Çınar Bey'den uzaklaşmak ona iyi gelebilir. Esas mı? Ama sadece birkaç hafta. Tabii canım, öyle kalırız biraz geliriz yani, çok kalmayız. Anlıyorum Emel Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, görüşmek üzere. Ne dediler? Takvim Bey bu ara çok yoğunmuş. Ama bir şekilde görüştürmeye çalışacaklar. Fevkalade. Hadi. Vakit kaybetmeden hemen gidelim. Zümrüt Hanım, Tayfun Bey ile tanıştırayım. Talaz Yapı'nın finans müdürü. Hoş geldiniz Tayfun Bey. Sizinle tanıştığıma gerçekten çok memnun oldum. Lütfen oturun. Kusura bakmayın, sizi buraya kadar yorduk. Ah, malumunuz benim dışarıya çıkmam o kadar kolay olmuyor. Fuat Bey pek ipucu vermedi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben lafı fazla dolandırmayı sevmem. Yeni Umut Yapı'yla bazı problemleriniz varmış galiba. Ne yazık ki evet. Orası eskiden benim damadım olan Çınar Ilgaz'a ait. Biliyorum. O halde size bir teklifim var. Asma suratını. Bak doktorum da gitsin dedi. İyi de Çınar da gelirse, doktoruna söylerse gittiğimizi. Olur mu öyle şey? Sen merak etme. Söyle kuzum. Çocuklar ne olacak? Ne olmuş çocuklara? İçim hiç rahat etmiyor. Yani şimdi biz gidiyoruz ama ya onları bir daha göremezsem, arkamdan üzülürlerse? Benim melek kuzum be. Ne yapacağım teyze ben? Nasıl bırakıp gideceğim onları? Ya şimdi oraya götüreyim desem seni, Çınar bırakmaz. Hayatta bırakmaz. Ben de bilemedim ki ne yapalım. Evi Çınar Ilgaz'ın derhal boşaltmasını istiyorum. Zaten hukuki işlemler başlatıldı. Bana bildiklerimi okumayın Tayfun Bey. Siz yeter ki evet deyin. Fuat gereken neyse yapacaktır. Yalnız fazla vaktim yok. Ya bir an evvel karar verir, Ilgaz Holding'in bütün işlerini siz alırsınız ya da hepsini unutursunuz. Buradaymış. Kapıyı çalarak da girebilirdiniz. Gitti mi? Evet. Buyurun oturun, sakin sakin konuşalım. Toprak iyi mi Engin Bey? Yani daha iyi olabilirdi. Eğer onu bu kadar zorlamasaydınız. Başka çarem yoktu ki. Bakın sizi anlıyorum. Ama şu an önemli olan Toprak Hanım'ın hissettikleri. Eğer böyle yapmaya devam ederseniz... Onu hiçbir zaman kazanamazsınız. Ne yapacağım peki? Zamana bırakacaksınız. Ondan uzak durmaya çalışacaksınız. Başka yolu yok. Şoför Bey, sen beni müsait bir yerde indirirsin ileride. Anne, ne oldu? Niye şimdi iniyorsun? Ya ben bir şey unutmuşum. Siz gidin havaalanına, ben yetişirim size. Aa, ya gelemezsen, bir aksilik çıkarsa? Öyle şey gelirim son. Söz var. Söz, gelirim. Hadi.
Çok doğru bir karar verdiniz. Tebrik ediyorum sizi. Ortaklarınız sizinle gurur duyacaklar. İyi günler Zümrüt Hanım. Teşekkür ederim Tayfun Bey. Fuat. Ne gerekiyorsa yap. O evi hemen boşaltacaklar. Hadi işlemlere başla. Tabii efendim. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Bir arayabilir misiniz? Emel Hanım da Tayfun Bey de dışarıda toplantıdalar. Ne yazık ki arayamam. Hay geleceğimizi biliyorlardı. Yani acil olmasa ısrar etmeyiz. Üzgünüm. Yürü kızım. Ben böyle kepazelik görmedim. Çınar Berk'in doktor randevusu vardı. Siz geliyor musunuz? Doğru. İyi hatırlattın. Sen çocukları hazırla, ben birazdan geliyorum. Tamam beyim. Kesin bir aksilik çıktı, gelemeyecek teyze. Panik yapma, gelir. Kaan nerede Mürvet? Sultan Hanım gelip aldı ya Çınar Bey. Sultan Hanım geldi aldı mı? Evet, Çınar'ın haberi var dedi. Yani Toprak Hanım Kaan'ı özlemiş, görmek istemiş. Toprak mı özlemiş? Tamam, sen Gülizar'a söyle çocuklarla ilgilensin, tamam mı? Tamam Bey. 2344 sefer sayılı uçuşta Nevşehir'e gidecek yolcuların 104 nolu kapıdan müşahit belirleri çağırdı. Öyle baktınız kaldınız kız. Hadi acele edin. Teyze sen ne yaptın? Niye fena mı yaptım? Sana oğlumu getirdim. Al. Al hadi. Çok iyi oldu bu buluşmamız. Necip Bey. Anlatsanıza Allah aşkınıza. Nedir sizi bu kadar üzen şey? Şu icra meselesi mi yoksa? Hayır. Özel bir mevzu. Aşk olsun. Benim bir sıkıntım olsa mutlaka size anlatırdım. Ne de olsa kocamsınız. Lütfen Zümrüt Hanım. Başlamayalım yine. Niye aramıza mesafe koyuyorsunuz? Hakikatleri görmezden mi gelelim? Ne demek istiyorsunuz? Çocuklarımızdan bahsediyorum. Kerem benden, Çınar da sizden nefret ediyor. Onların yüzünden hep karşı karşıya geldik. Bu her zaman da böyle olacak. Ama siz de hiç gayret sarf etmiyorsunuz. Ben her şeye rağmen size yakın olmaya çalışıyorum. Siz de torunlarımla aynı çatı altında yaşamama bile razı değilsiniz. Bu benim çok zoruma gidiyor. En az Çınar kadar benden nefret ediyorsunuz değil mi?
Yapmayın lütfen. Hadi geç kalıyoruz. Hadi. Hadi. Gidince haber verin. Tamam tamam haydi. Nasıl olur? Toprak istemiş diye götürmüş karnı. Benim tek bildiğim hastaneye gideceklerdi. Oradan da... Bak Yiğit, ne biliyorsan söyle. Toprak'la Kaan nerede? Annem Toprak'ı Ürgüp'e götürüyor. Demek ki Kaan'ı da almışlar. Ne diyorsun? Bak Toprak çok gitmek istedi Ürgüp'e. Doktor da izin vermiş zaten. Ama benim Kaan'dan haberim yok, inan bana. Sizinle vakit geçirmek çok iyi geldi bana Necip Bey. Şirkete mi gidiyoruz Necip Bey? Evet. Önce Zümrüt Hanım'ı yalıya bırakalım. Uçakta kalkmak üzere. Hay Allah. Ya Toprak, Yiğit, neden bana söylemiyorsun? İyi de benim hiçbir şeyden haberim yok ki. Annem yapmış yine yapacağını. Ben gidiyorum, başka çare yok. Abi nereye gidiyorsun? Bir dakika. Necip Bey, rica etsen evin kapısını açabilir misiniz? Şermin evde değil mi? Hayır, benden izin istedi. Ailevi meseleleri varmış. Peki Kerem yok mu? Kerem de Londra'da. Yalnız kalmanız hiç münasip değil Zümrüt Hanım. Sadece içeri girmeme yardımcı olmanız yeterli. Lütfen bana acımayın. Estağfurullah efendim. Beni yanlış anladınız. Sorun değil. Evladım gel. Zümrüt Hanım'a yardım edeceğiz. Şirkete gitmiyoruz. Sen de izin yaparsın. Hadi, gel bakalım Zümrüt Hanım. Anam, sürdükler.